Manisa'nın Demir ilçesine bağlı Çarankçı köyünde köy muhtarı Şerif Dürmez'in sütun tarlasına sütun kırımı yapılıyor. Muhtarım kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Sadık hocam hoş geldin. Sayın muhtarım, ben Çarankçı köyü Kestele Diyar olarak biliniyor. Evet. Ama evet, ben bugün öğrendim ki köyünüzde hem kornişon üretimi yapılıyor. Evet. Hem de bugün senin tütün kırılıyor. Evet. Biraz senden bu konuda bilgi alalım köy muhtarı olarak. Tütün kaç yıldır yapılıyor muhtarım? Tütün 2014'ten beri 10 aile, 12 aile yapmaktadır. Tabii çoğunluk salatalık yapıyor. Köyümüzün bir geliri, Allah razı olsun. Tütüncülüğü yapan kişiler belli. Herkes yapmıyor tabii. Salatalığı yapan kişiler de belli, Allah razı olsun. Şimdi köyümüzün geçim kaynakları bunlar. Kestanemiz, cevizimiz. Kestaneyin başı zaten. Evet. Elmamız, kuru fasulyemiz. Evet, yayla değil mi? Evet, yayla. Güzel gelirimiz, Allah razı olsun. Muhtarım, bu tarla senin mi? Evet, benim. Şimdi bu bazı köylerde tütün kırımı imece usulü yapılıyor, değişim evet, usulü yapılıyor. Evet. Bu sizin köyde nasıl? Şimdi bunlar da birbirlerine dayanıyorlar. Şimdi bu kardeşlerimizin de var tütünleri. Evet. Benim kırdığım gün bunlar bulmaz. Bunların kırdığı günde biz buluruz. Böyle bir değişik yaparız. Yani siz para değil de değişim usulü yine devam ediyor. Evet, paralı değil. Tamam muhtarım. Değişik yapıyoruz. Burada yani 7-8-10 aylık tütün içinden para kazanıyor. Evet, evet. Burası köyün hangi mevki muhtarım? Burası ne derler? Buraya Köse Aman mevki derler. Köse Aman mevki, ha, evet, tamam. Köse Aman mevki derler. Çok mu muhtarım senin tütünün? Kaç kilo olur? Bir ton. Ha, bir ton olur. Evet, bir ton. Sadece bu tarla mı? Hayır. Bayağı var. 5 günlük dikim yaptık. He. Traktörle 5 günlük. Şimdi siz özel firmayla anlaşıyorsunuz. Evet. Özel firmayla anlaşıyoruz. 5 günlük tütün diktik. 1 ton tütün olur. Ara sıra eksper gelip kontrol ediyor galiba, evet, değil mi? Kontrol ediyor tabii. Tamam. Peki muhtarım, getirisi iyi mi? İyi, bereket versin şimdi. Evet. İyi, güzel. Çünkü köylülerimiz hep buna bağlı. Evet, güzel bir şey şimdi bu. Bu tütünün zorluğu yok. Eskiden ipe dizme iğnesi var. Çomağa diz. Ama şimdi böyle bir şey yok. Bunu bir günde sıyırıp 3 günlük tütünü 20 kişi buldun mu bir günde hallolup işten çıkılıyor. He, muhtarım, bu tütünü çuvallara mı koyuyorlar? Evet, çuvallara koyuyor. Sonra eve götürüyor. Evet. Hayır, burada bu kurur. Çuvalın içinde kurur. Bunu kurduktan sonra balleye alırız. He. Balleye aldıktan sonra bunu ekspres gelir. Bunun kolisini verir. Kolileriz. Şimdi yerine de teslim ederiz. Şimdi şu anda bu kurmakta. Bunu bir de balleye koyuruz biz. Ama muhtarım, daha önce şeye böyle çadırın altına seriyorlardı. Evet. Ben onu gördüm de. Evet. İlk defa böyle çuvalları bu tarzı bu şekilde kuracak mı? Evet, bu şekil şimdi. Bu 5 gün böyle durur. 5 günde bunun altı kurur. Bunu alırız. Ha, çuval ters çeviriyor evet, mu? Evet, çeviririz. He, tamam. Şimdi ondan sonra da balleye koyuruz. Koli zamanında da koliye boşalır. Hem bugün ederiz. 7 Ağustos herhalde bir Ekim, Kasım gibi alım oluyor herhalde. Evet, öyle oluyor. Evde kuruyor değil mi bundan evet, sonra? Evet. Tamam muhtarım. Şimdi sen çalıştırdığın işçiye çay veriyorsun. Evet. Kahvaltı veriyoruz, yemek veriyoruz. İki öğün yemeği mi? Evet. Sabah kahvaltısı veriyorsun. Evet. Öğle akşam yemeği sana ait. Hayır. Akşam yemeği yok. Ha, öğle yemeği. Evet. Tamam. Saat 2'de bunların işi bitiyor. Sabah kaçta başlıyorlar? 6'da başlıyorlar. He. 8 saat işçilik yapılıyor. 2'de, 2.30'da. He. Giriş saati kaçta olursa ona göre 8 saat işçilik yapılıyor. Tamam. Ha, kahvaltı tarlada yapıyorlar. Evet, tarlada yapılır. Tamam. Muhtarım, ürününüz bereketli olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz sana da. Allah razı olsun hocam.